Eşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu vesselamu ala Resulillah ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Hazirun, bir Risale-i Nur dersinde daha beraberiz. Sayın Hocamız İshak Özgel Bey ile bugün derslerimizi yapacağız. Evvela Kur'an-ı Kerim'den bir aşir şerif dinleyip daha sonra dersimize inşallah devam edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون البأس الا قليلا اشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يَوَدُّونَ لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما بعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم بأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ أَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Evet, Allah razı olsun sevgili hocamızdan, hafızımızdan. Şimdi İsa Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Hayırlı Ramazanlar Hayırlı diliyorum. Hayırlı Ramazanlar hatta. olsun. Cenab-ı Hak'tan temennim, ümidim, niyazım odur ki, bu yapacağımız dersleri evvela nefsimize, sonra muhtaç olan insanlara bir faydası olsun. İnşallah. Ben de evet. aynı dileklere katılıyorum. Söylemiş olduğunuz husus gerçekten çok önemli. Çünkü insanın önce nefsine hitap etmesi, nefsinde yaşaması o hakikatin neşvu nema bulması için olmazsa olmaz bir şarttır. İnşallah bizler burada kendimiz için eksikliklerimizi gözden geçirmek, tekamül için ihtiyaçlarımızı belirlemek üzere bir sohbet yapacağız. Üstadın dediği gibi bizim nefsimizle beraber nefsi ihtiyacı olanlar da inşallah Allah Teala'dan dileyelim ki onlar da istifade etsinler. Hocam inşallah sizinle zaman zaman dersler yapacağız. Benim ismim evet. Sait Özadalı. Adıyaman Kahta'lıyım. Hiniş köyünden doğmuşum. İlahiyatçıyım. Siz de zannediyorum Vanlısınız. Ben de Vanlıyım. Evet. Van doğumluyum. Van doğumlusunuz. Evet. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorum. Isparta'da da çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Nerede çalışıyorsunuz? Öyle? Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tefsir hocası Tefsir bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İnşallah yani ben hakikaten zaman zaman zat halinizle yaptığımız sohbetlerde de benim kafama takılan bazı şeyler oluyor. Ders esnasında bunları soracağım size. Bize pratiğin lazım. Bize çok fazla yani daha doğrusu ben bize derken kendimi nefsimi şey yapıyorum. Benim gibi nice insanlar bu Risale-i Nurların anlaşılması ve uygulanması. Yani uygulamak için anlamak istiyorum. Evet. Bunun üzerine inşallah buyurun söz sizin, Evet. Ee, başlıyorum. Allah razı olsun. Tabi Ramazan-ı Şerif olunca, e, muhtemelen daha önceki derslerde de Ramazan Risalesi üzerinde durulmuştur. Ama Ramazan Risalesi çok veciz bir metin. Çok üstad burada önemli hususlara temas ediyor. Üzerinde ne kadar konuşulsa, konuşulacak değere sahip. Bununla beraber Ramazan'da da çok fazla ihtiyacımız olan bir şey. Bu insan fıtratında tekrar önemli bir husustur. Zira Kur'an-ı Kerim'de de aynı uslubu görüyoruz. Tekrarlar var. Yani tekrar ettik diye usanmamak lazım. Bu tekrar nedir? Teyit midir? Tabii, tesis midir? Nedir yani? Tabii ki. Yani bu eğitim metodunda da böyle. Bir hakikati bilmek yetmiyor. Zaman zaman insanın kendisine bunu hatırlatması gerekiyor ki biz buna tezkir de diyebiliriz. Neden yani ihtiyaç, ihtiyaç duyuyoruz buna hocam? Yani çünkü, biz değişiyor muyuz, ne oluyoruz? Tabi insan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ashab geliyorlar, diyorlar ki Ya Rasulallah, biz sizin yanınıza girdiğimizde çok fazla farklı bir atmosferde yaşıyoruz. Sonra dışarı çıkınca o atmosferi, o manevi şeyi kaybediyoruz. Nasıl olacak bizim halimiz? Peygamber Efendimiz bunun tabi olduğunu söylüyor. Yani insan biliyorsunuz nisyandan türemiş bir görüşe göre. O halde bir şeyi öğrenmiş olmamız her daim onu yaşıyoruz anlamına gelmiyor. Hakikate baktığımızda, vakaya baktığımızda sık sık bazı hususları hem kendimize telkin etmemiz hem birbirimize telkin etmemiz gerekiyor. Bu arada önemli bir husus hayat tarzımızın bu olması lazım. Yani e, diyelim ki camiye girdik, Allah'ı e, andık, camiden çıktık, Allah'ı unuttuk. Böyle olmaz. Yani İslam'ın emirlerini belli bir yerde uyguladık, çıktık, başka bir yerde İslam'ın emirlerini unuttuk. Bu olmaz. Adetimizi ibadete mi çevireceğiz? Evet, yani hayat tarzımız bu olacak. İşte ramazan Şerif Risalesi de bu açıdan ben çok önemli buluyorum. Her Ramazan'da hem kendim okumaya çalışıyorum hem de bu tip programlarda böyle diğer insanlarla da paylaşmaya çalışıyorum. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her zaman ihtiyaç farklılaşıyor. Aynı okuduğunuz cümleden başka bir ihtiyacınıza binaen farklı bir mana çıkartabiliyorsunuz. O açıdan Ramazan Risalesini ehemmiyetli görüyorum. Ve Ramazan boyunca okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bitirip bitirip bir daha dönüp okumak. Tabi burada şöyle bir hususunda altını çizeyim. Teberrüken okumayı kastetmiyorum. Yani ihtiyacımızı e, giderecek ta, şekilde. Tabii ihtiyacı gidermek, anlamak, tatbik etmek sizin dediğiniz gibi eee okumayı bir tarafa bırakıyorum. Ona ayrıca bir üzerinde durmak lazım. Şimdi bu bahsettiğimiz husustan alakalı aslında Ramazan Şerif risalesinin ilk e, üzerinde durduğu mesele de bu. Yani isterseniz bugün onun üzerinde duralım. duralım. Bu şeair meselesi. Yani hayatın içerisinde bize Müslüman olduğumuzu hatırlatacak ve bizim gafletimizi dağıtacak bizim bir ortama ihtiyacımız var. Üstad aslında cemaat zamanıdır dediğinin vurgusu da budur diye düşünüyorum. Yani din bir topluluk içerisinde yaşanır, topluluk içerisinde hissedilir ve topluluk içerisinde de neşve bulur. Eğer o topluluk kendisi Dini ne kadar çok aksettirebiliyorsa, hayat tarzı haline dönüşmüş ise, o zaman o kişinin dini yaşaması o kadar kolay hale gelir. Bu açıdan baktığımızda mesela dinin yaşanamadığı yerden, dinin yaşanabilir olduğu yere hicret et emri emri de böyle düşünülmesi lazım. Yani hicretin hikmeti de bu. Neden? Çünkü yaşayamadığınız bir yerden yaşanabilir bir, bir şeye şey çıkmanız. Ve vasia. Ve Ardullahi tamamen öyle. Ve Ardullahi vasia. E, ee, bu arada önemli bir husus var. O da Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Allah Teala ligavmi li ligavmi yuginun gibi e, akleden, tefekkür eden kavim der. Kişi demez. Hmm. Yani yani akleden kişi değil. Akleden tefekkür Ortak eden kişi. Ortak mıdır bunu? Oraya. İşte kavim dediğimiz şey aslında e, bizim düşüncelerimizi de topluluk içerisinde e, taban medeni olduğumuz için. Olgulaştırıyor. Tabii ki. Orada ortaya çıkıyor. O açıdan bir insan mesela ben zaman zaman Sait abi siz oralarda kaldınız. E, Hicaz'da şeyde e, Kabe'de veyahut da Medine'de Ravza'da insan girdiğinde diyorlar ki biz çok farklı bir şey hissediyoruz. Aslında oranın bir maneviyatı var. Bunu reddetmiyorum. Ama asıl önemli olan oradaki bütün insanların tek amacının o olması Kalplerin tek bir şeyde at, atmış olması. Onların hepsi birbirine destek veriyor. Manevi bir iklim meydana geliyor. Manevi bir iklim meydana geliyor. İklimlendirme. Tamamen Ortam, öyle. Ortam. Zemin. Tamam, tamamen öyle. Telkin. Tabii ki. Telkin. Tamamen öyle. Şimdi bizim bu modern asırda Asıl üzerinde durmamız gereken mesele budur diye düşünüyorum ki Üstad Hazretleri mesela bu şair meselesine buna şair diyeceğiz yani bu, bu şeyde inşallah şair, şair dediğimiz Türkçesi ne hocam yani e, benim anlayacağım şair aslında e, hissettiren e, gösteren şeyler mesela bayrak buna, bir şair midir bayrak bir şairdir gösteriyor yani burası Türkiye Cumhuriyeti devletidir aynen öyle. Ondan sonra minare, minareler, minare çok bariz, cami şey. kubbeleri, aynen öyle, mezarlar, bir. aynen öyle. Daha önemlisi mesela ezan, ezan, ezan. Mesela hatırlıyorsunuz Türkiye'nin ilk yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ezanın Arapçadan Türkçeleştirilmesi söz konusu. Mesela Üstad buna çok şiddetle karşı çıkanların başında geliyor çünkü bir şeairdir bu. Hmm. Şeair eğer yok edilirse o zaman dinin yaşanması çok zor hale gelir. Mesela bakın Üstad diyor ki e, şeyde e, Sunuhatta Şeair-i İslam içinde mühim tahavvulat zamanında bütün kuvvetimle Şeair'in muhafazasına hizmetle mükellef olduğum halde diyor. Kendisini Şeair'in bozulmaya çalıştığı bir dönemde Şeair'i ayakta tutmakla mükellef görüyor. Mükelle, Vazife, Birinci vazifesi bu. Hakikaten de şimdi bakalım şöyle bir ne oldu, neler gelişti. Bir taraftan işte harf devrimi yapıldı, diğer taraftan kıyafet devrimi yapıldı vesaire. Bütün bunların hepsine baktığımızda bunların özü itibariyle bir şeaire karşı bir şey olduğunu görüyoruz, bir cephe. Bunu yok edip bu manevi iklimi, özür dilerim yani, yok ettiğiniz zaman insan da fertte ne yapıyor? İstifade edemiyor şeytanın şeyine geliyor yani. Evet. Meydanı şeytana bırakıyorsun. Yani. Onun için bu zamanda diyor üstad yine tarihçe hayattan bir şey zındıka ve ehli dalalet ihtilaftan istifade edip ehli imanı şaşırtıp şeairi bozarak Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli ceryanlar var. O halde diyor bizim de bunlara karşı mücadele etmemiz evet. lazım. Yani meseleyi sadece şey olarak görmemek gerekiyor. Düşünceyi bozmak değil mesele. Yani düşünceyi bozmak bir tarafı ama öteki tarafta hayatı bozmak var. Hayat bozulursa dinin yaşanması zor hale gelmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda Ramazan'ın ehemmiyeti ortaya çıkıyor. Üstad Hazretleri birinci nüktede hemen şöyle diyor. Diyor ki Ramazan-ı Şerif'teki savun, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyenin de azamlarındandır, azamlarındandır. diyor. Peki gerçekten Ramazan böyle mi Sait abi? Nasıl mesela Ramazan ayına girdiğimizde ne değişiyor? Yani tabi şu anda korona e, şeyindeyiz maalesef mevsimindeyiz. Şu anda pek bir şey yok ama eskiden özellikle hocam Arabistan'da Mekke-i Mükerreme'deyken biz bütün Ramazan gelmeden önce hazırlıklar yapılırdı. Ramazanın tamamı bayram olarak bilinir ve yaşanır evler temizlenir, mobilyalar değişir, seccadeler değişir vesaire vesaire. Yani bayram Ramazan'ın birinci günüyle başlardı. Evet. Aslında en sondaki yani bizim bayram namazı kıldığımız artık elhamdülillah bayram nihayete erdirdik manasındadır. Yani ezanlar daha birçok canlı okunuyor, salalar veriliyor, teravihler kılınıyor. Niye bileyim yani umumi o hava, o manevi hava böyle bir canlı, heyecanlı bir hale geliyor. Siz de fert olarak onun içinde bulunduğunuz andan itibaren o iklimlendirmeden çok haz alıyorsunuz. O afaki malumatı size getiren hissiyatınız, latifeleriniz, duygularınız e, hüşyar oluyor, canlanıyor ve tefekkürü ve şefkati güzel bir şekilde yaşıyorsunuz hocam. Evet. Şimdi evet. şöyle düşünelim, gerçekten bu bizim ecdadımız da ramazanı bayram gibi yaşamamız hususunda çok güzel bir takım uygulamalar ortaya koymuşlar. Allah hepsinden razı olsun. Hmm. Mesela bu camilerdeki mahyaları ya yakmak, şimdi oralara kandiller asmış olmak, Ramazan geldiğinde Ramazan pidesi altında bir mis gibi kokusu, mis gibi kokusu olması, <laughs> Ramazan şerbetlerinin hazırlanmış olması, iftar sofralarının olması, fakir fukara'ya iftarlara davet edilmiş olması. Şimdi bu hususları neden konuşuyoruz? Üstadım burada Şehaidi İslamiye'nin azamlarındandır demesi ve buna dikkat çekmesi. Şu Azamların dediği yani büyüklerinden yani. Tabii, en büyüklerinden, en, en büyüklerinden. büyüklerinden bir tanesi Haç bir kere sizin içinde yaşadığınız toplumu, toprağı, havayı, her şeyi bu o hava o şey için hazırlıyor. Evet. Yani o ibadeti yaşayabilmemiz için hazırlıyorlar. Şimdi Ramazan o kadar büyük bir feyiz, bereket ayı ki üstad mesela demin sizin söylediğiniz gibi diyor ki Ramazan bir bayramdır. Bayram. Mesela böyle bakmak lazım. İkincisi bir Nisan yağmuru. Yani yağdıkça yağıyor, toparlayabilmek lazım. Üçüncüsü... özür dilerim. ben bazen araya giriyorum. Hakkını helal et. İnsan yağmuru yağdığı zaman bir toprağın üstünde ne yapar? O toprakta bulunan tohumları yeşertir. İnsanoğlunun da ruhunda binlerce, belki de milyonlar istat ve kabiliyetler var. Bu istat ve kabiliyetlerin neş önemi olabilmesi için de bu ibadet suyuyla bunların sulanması lazım. Aynen. Ve bu suyunların en mübareği de Ramazan'da o May, Nisan gibi gelen ruhumuzun üzerine gelen bu güzellik Bereket yağmur öyle mi demek istiyorsunuz? Evet. Bir üçüncüsü de şeyi söylüyor. Diyor ki e, ticaret yapmak isteyenler için büyük bir meşher, büyük bir pazar diyor. Başka zamanda diyelim ki meşher, ne e, meşher? sergi. Ha. Sergi yapılmış. Gitmişsin. Fuar alın. gibi. Yani. Fuar gibi, fuar gibi sermişsin. Şimdi e, buradaki hususlara baktığımızda bunların hepsi bizim dışımızda Allah Teala'nın lütfu. Allah Teala Ramazan ayına böyle bir bereket veriyor. Ramazan ayını böyle bir feyiz ile feyizlendiriyor. Hmm. Ramazan ayında sevapları artırıyor. Ramazan ayında mağfiretini artırıyor. Ama bunun olması her ferdin bundan istifade ettiği anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Hmm. Demin siz dediniz ya yukarıdan yağmur yağıyor. Aşağıda toprak var. Ama toprak bunu tutabilecek kabiliyeti göstermiş. Çorak olmayacak, menbit olacak münbit hocam. Bit olacak. Bir başka husus var biliyorsunuz. Çeşme aksa Sait abi, biz oraya e, kovalarımızla gitmesek oradan bir şey dolduramayız. Bizim oraya giderken kovalarımızla gitmemiz lazım. Evet. Hazır hale gelmemiz lazım. İşte Ramazan risalesi bize bu hazırlığı yapmamız için neler kazanabileceğimizi anlatıyor, şevkimizi artırıyor. Bizim Ramazandan istifade edebilmek için hazır hale gelmemizi sağlıyor ki hakikaten okuduğumuzda ben her defasında bunu hissediyorum. Gafleti dağıtıyor, farkındalık oluşturuyor. Şimdi buradan tekrar şeyaire geri döndüğümüzde, evet güzel yağmur yağıyor, kovaları hazırladık gidiyoruz, ama gaflet edebiliriz, unutabiliriz başka koşuşturmacalar, başka meşguliyetler bizi, biz insanız bunu kabul etmek lazım. İnsan nisyan tür şeyinden türüyor, gaflet ediyor. Şeair olunca mesela şöyle düşünelim abi, e, senin dediğin gibi e, ciddi bir bayram hazırlığı yapıldı, her taraf donatıldı. Bir başka bir şey daha var. Bunu sadece biz Ramazan'da yapmıyoruz aslında. Bakın bu insanın özünde olan bir şey. Doğuda batıda herkes bir şey kutlayacaksa bir şeye dikkat çekecekse sebepler Hazret dairesinde yok, dikkat çekici şeyler yapıyor. Şairler yapıyor, bayraklar asıyor. Maddi manevi zemin hazırlıyor. Hazırlıyor, dikkat çekiyor. Neye dikkat çekiyor? Diyor ki insanlar bundan gaflet etmesinler. Şimdi kaçırdığımız noktalardan bir tanesi bu. Onun için ben şairin üzerinde duruyorum. Evimizden başlayarak, evimizden başlayarak iş yerimizden devam edelim. Ülkeylerimizi değiştirelim mi yani? <laughs> o yok. O açıdan söylemiyor. Yani mesela en azından benim Mısır'da hoşuma gitmişti. Evet. Görmüştüm. Güzel kandiller var böyle satılır. Evet. sokakta. Evlere, konuyor, evet. evlere konulur veya camlara onların resimleri asılır. Şimdi bu ne demektir? Evin içerisinde ben girdiğimde bir tane kandil resmi gördüğümde hemen bir uyarıcı var. Bir şeyi bana hatırlıyor. hatırlatıyor. Bugün bir farklı bir gün. Bir bir farklı günün içerisine geldim. Şimdi düşünün. Sizin dediğiniz Arabistan veya bizim dediğimiz Türkiye. Mahyalar yakılmış, etrafta farklı şey şairler donatılmış. Dışarıdan birisi girdi Türkiye'ye. Ne oluyor? Şunu soracak. Nedir? Anladım. Ne oluyor? Aa bilmiyor musun? Ramazan başladı. E Ramazan ne? Ramazan şu. Peki neden Ramazan var? Şundan var. Faydaları neler? Şunlar. Şimdi bütün bu insanın kendisinin gafletlerini dağıtıp o kavim olma dedik ya, sizin dediğiniz iklimlendirme o iklimin içerisine girmesini sağlıyor. Cemaat yani ruh onun içinde ortak Tabii. akıl, ortak zemin, ortak yani... Teravih ee, namazı mesela Sait abi biliyorsunuz teravih namazının özü gecesini kıyam etmek. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündüzünü oruç ile gecesini kıyam ile geçirmek diyor. Şimdi düşünün Allah'ını seversiniz yani ben tek başıma bu o modern dünyada Evime koca televizyonları koymuşum. Öteki tarafta internetleri, şunları, bunları vesairesi kalkacağım, huşu içerisinde bir teravih kılacağım evet. tek başıma. Çok zor. Evet. Sebeplere riayet etmemiz lazım. Ama bir bakıyorsunuz ben Üsküdar'da dinliyorum şöyle çok Gerçekten güzel selalar ilk önce bir başlıyor makamlar içerisinde. Hele biliyorsun orada birçok cami var. İşte birisinden ilahi çok sesleri geliyor, ya. birisinden kaside sesleri geliyor. Aşağıya iniyoruz, gidiyoruz. Çoluk çocuk, bayanlar bayan tarafına, çocuklar beraber çıkıyoruz kapının. Bir bayram havası. Bayram havası. çıkıyoruz kapının önünde bir şeyler alıyoruz, beraber yürüyoruz, bir sohbet ediyoruz. Kaç saatimiz geçiyor abi? Bir saat. Bir saati kıyamettik. Ne yaptık? Normal ortamdan sıyrıldık. Şimdi pandemi mazeret mi abi? Pandemi mazeret değil, mazeretimiz olmaz. Neden olmaz? Çünkü şairi biz evimizde gerçekleştirebiliriz. Yeter ki biz şairi fark edelim. Yani eksikliğimizi fark edelim. Hocam bu şaire inşallah devam edelim. Bu e, dersimizi biraz toparlarsak yani bir sonraki derste hazırlık olmuş olur inşallah. Şeair'e mi devam edeceğiz? İnşallah Şeair'i açalım. Anlayalım, Burada şeyin önemini kurmaya çalıştık. Ramazan'la şair arasındaki ilişkiyi i̇nşallah. kurmaya çalıştık. Şimdi bir dahaki sohbetimizde inşallah Şeair'in üzerinde duralım. Şeair nedir diye. Allah razı olsun. Ben zaman ben zaman araya giriyorum. Ederim. Gireceğim. Çok güzel oluyor. E, açarız inşallah. i̇nşallah. Muhterem Haziron, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir bölüm Cevşenli Kebir'den okuyacağız. Sonra nurlu hatıralarla سوف نترككم baş بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في فرقانك وأثنى عليك حبيبك بإذنك وأثنيت عليك بجميع مصنوعاتك بإنطاقك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف بمعجزات جميع مصنوعاتك، وبتوصيفات جميع مخلوقاتك، وبتعريفات جميع موجوداتك. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور، بألسنة جميع مخلوقاتك، وبأنفس جميع كلمات كتاب كائناتك، وبتحيات جميع ذوي الحياة من مخلوقاتك لك. فبموزونات جميع الأوراق المهتزة الذاكرة في جميع أشجارك ونباتاتك. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. بأثنية جميع إحساناتك على إحسانك على رؤوس الأشهاد. فبإعلانات جميع نعمك على إنعامك في سوق الكائنات. وبمنظومات جميع ثمرات رحمتك ونعمتك لدى انظار المخلوقات. وبتحميدات جميع موزونات ازاهيرك وعناقيدك المنظمة في خيوط الاشجار والنباتات. سبحانك ما اعظم شأنك، وما ازين برهانك، وما اظهره وما ابهره. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود جميع الملائكة وجميع ذوي الحياة وجميع العناصر والمخلوقات بكمال الإطاعة والامتثال والانتظام والاتفاق والاشتياق. سبحانك ما سبحناك حق تسبيحك يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبح بحمدك السماء والأرض بجميع تسبيحات جميع مصنوعاتك، وبجميع تحميدات جميع مخلوقاتك لك. سبحانك تسبح بحمدك الأرض والسماء، بجميع تسبيحات جميع أنبيائك وأوليائك وملائكتك عليهم صلواتك وتسليماتك. سبحانك تسبح بحمدك الكائنات بجميع تسبيحات حبيبك الاكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وبجميع تحميدات رسولك الاعظم لك عليه وعلى اله افضل صلواتك واتم تسليماتك سبحانك يا من تسبح بحمدك هذه الكائنات بأسطية تسبيحات محمد عليه الصلاة والسلام لك إذ هو الذي تتموج أصطية تسبيحاته لك على أمواج الأعصار وأفواج الأجيال اللهم فأبت على صفحات الكائنات وأوراق الأوقات إلى قيام العرصات أصطية تسبيحات محمد عليه الصلاة والتسليمات سبحانك يا من تسبح بحمدك الدنيا بآثار شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم فزين الدنيا بآثار ديانة محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيام. سبحانك يا من تسبح بحمدك الأرض ساجدة تحت عرش عظمة قدرتك بلسان محمدها عليه الصلاة والسلام. اللهم فانطق الأرض بأقطارها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم البعث والقيام. سبحانك يا من يسبح بحمدك جميع المؤمنين والمؤمنات. في جميع الامكنة والاوقات بلسان محمدهم عليه الصلاه والسلام. اللهم فانطق المؤمنين والمؤمنات الى يوم القيام باسطية تسبيحات محمد لك عليه الصلاه والسلام. <applause> dönemi. Son, Son imamı e, Tayir Efendi. Evet yani ilgili hatıralarımız biz, ve kapanma süreci. Yani e, te, kapanma sürecini benim bilecek evet. çocukluk devrem daha yani. Evet. Ama 1930 38'de biz İstanbul'a geldik. da oturuyoruz. Mahmud Paşa Camii'nin şeyinde, Nur Osmaniye'ye yakın. Ondan sonra e, ee, babam orada bir kıraathane var. Ara sıra oraya gidiyor. Nur Osmaniye'de. Nur Osmaniye Caddesi'nde. O Cağaloğlu tarafına çıkan kapının e, caddenin Nur Osmaniye Caddesi ismi zaten orası. O, o sağ tarafta e, köşede Acem'in kahvesi var. Orada kağıt mağat oynanır. Fakat ondan 50 metre ileride bu salon kadar büyük bir kıraathane, yani İkbal Kıraathanesi diye ondan sonra e, e, orada babam oraya gidiyor. Ben de bir mesele, babam oraya gitmiş, bir evde bir mesele e, sormak için beni de gönderdiler, ben de gittim. Baktım yaşlı bir zatla, çok mübarek ama uçacak gibi. Ondan bir zatla oturuyorlar. Ondan ben de yanlarına oturdum, babama anlattım. Tamam dedi, sen otur. Ondan sonra ve e, bu bu saat dedi Ayasofya kapatılan Ayasofya'nın dört sene olmuş kapatılalı. Ondan e, son imamlarından ikinci imammış o ondan. Birinci imam İdris hacı, İd hafız İdris çok meşhur bir şeydi. Sultan Sultanahmet'te de imamlık yaptı. Gene babam onu da çok yakından tanışırdı. Yoğlarda onu da gördüm ben. Onda bir görüşmemiz şeyimiz olmadı. Ama ben daha, e, babam işte bu Tahir Efendi Ayasofya'nın imamlarından e, diye böyle e, tanıttı. Ondan sonra ve e, Allah rahmet etsin. O da hatta çok nazik böyle tatlı bir e, halde. O yani orada şeyi konuştular ondan. E, Abdullah Cevdet o isyhat e, yayın evinin sahibi. Bu e, ter, yani biz e, e, Fransız İttifakı'ndan pekçoklar. E, dini terk ettiler. Ondan sonra Avrupa terakki etti. Biz de dini terk edersek biz de terakki ederiz diyen zirve adam. Ondan. Fakat diyor, o Molla Fenari camiinde herhalde imammış daha evvel. Ondan iştahat eviyle onun matbaasının bulunduğu yerle caminin minaresi böyle karşı karşıya. Ezan okunurken o çıkıp balkondan oradan ezana böyle istihfaf eden şeyden böyle şeyler yapmış. Ondan sonra ve ben diyor şeyde o ölünce Ayasofya'ya getirmişler namazını orada kıldırmak için. Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet'in. Ondan ben diyor, tabi bildiğim için bunu. Ondan, e, ben bunu kıldıramam. Yani olmaz diyor, benim kıldırmam olmaz diyor. onda olurdu olmazdı münakaşalar çıkıyor. Ondan taraftarları, ondan sonra zaten onun önüne böyle mürteci bir hocanın girip namaz kıldırmasından onun ruhu muazzep olur diye. Eki orada peygamber Peygamber Sefa, Allah rahmet etsin, ondan diyor eğer siz onun ruhunun bakasına inanıyorsanız, İslamiyet'e inanıyorsunuz demektir. E, bunu bir imam önüne geçip kıldırması lazımdır. Eğer inanmıyorsanız o zaman <laughs> ne yaparsanız yapın, isterseniz çöpe atın diye. Ondan sonra Bayan Misafa böyle cevap veriyor ve e, bu şeyi orada e, ben çocukluk hatıramda bir yani herhalde 9-10 yaşlarındayım ondan o mübarek zatın yanında babam bu meseleyi böyle aralarında konuşurken dinledim elazıl. Orada gözlerimle gördüm demiş değil mi? Evet yani, Abdullah Cevdet'in ezanı evet. Ettiğini nasıl Evet yani abi? bizzat ben kendim kulağımla gözümle gördüm. O istihza etti şeyle diye. Ondan sonra yani ezanla şey etti yani diye ve ondan yani Allah rahmet etsin ve kıldırmamış başka imam bulup kıldırmışlar.